Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere omuz düşürme ve düzgün omuz kesme tekniği göstermek istiyorum. Örgülerinizde omuz için ayıracağınız ilmekleri, omuzları düz değil de eğilimli olarak nasıl kesebilirsiniz? Bir de yapacağınız bu kesimlerin de düzgün bir şekilde nasıl yapabileceğinizi anlattım. Sizin için hazırladığım parçanın bir tarafında bakın normal kesme tekniğini uyguladım. Basamak basamak kesim oldu. Bir tarafta ise düzgün kesim uyguladım. Şimdi sizlere kısaca omuz düşürme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şurasının yaka olduğunu düşünürsek, her iki tarafta da omuz ilmeklerimizin olduğunu düşünürsek, bugün sizlere örgülerimizin omuzlarının daha tekstil hazır ürün gibi durması için yapacağımız kesmelerin ne kadar ve ne şekilde yapılabileceğini anlatmak istiyorum. Ben örgülerimde yaka ile omuz bitişinin arasındaki düşürme ölçüsünü düşük omuzlarda 5 cm olarak, normal omuzlarda ise 4 cm olarak yapıyorum. Yakanın başlangıç ilmeğinden dümdüz bir çizgi çizdiğimizde ve omuzun bitişinden itibaren dümdüz bir çizgi çizdiğimizde şuradaki bitiş noktasıyla şu omuzun bitiş noktasının normal omuzda 4 cm tekrar söylüyorum. Düşük omuzlarda ise 5 cm olarak alıyorum. Hesaplamamı ne şekilde yapıyorum? Normalde düşük omuzda ben omuz ilmeklerine toplam ilmek sayısının 1/3 olarak alıyorum. Örnek olarak benim bu örgü parçamın 90 ilmek olduğunu düşünelim. Şimdi ben düşük omuzda bakın 90/3 30, sağ omuz 30, sol omuz 30, yakaya 30 ilmek bırakıyorum. 30, 30 ve burada yine 30 şeklinde ayırıyorum. Normal omuz yaparken ise biraz daha farklı hesaplıyorum. Önce 90'ı 2'ye bölüyorum. 45 ilmek. Daha sonra 45 ilmeği tekrar yarısını alıyorum. 22,5 ilmek. Bunu tamamlıyorum. 23 ilmek. Her omuz için 23-23 46 ilmek alıyorum. 90'dan 46'yı düştükten sonra kalan ilmek sayısını da yakaya ayırıyorum. Tekrar söylüyorum. Normal tam omuzda takma kollar için ya da yelekler için toplam ilmek sayısını 2'ye ayırdıktan sonra 2'nin yarısını bir omuza, diğer yarısını diğer omuza alıyorum. Burada 22,5 tam sayı çıkmadığı için 23-23 46 ilmek omuzları alıyorum. 90'dan toplam ilmek sayısından 46'yı omuz ilmeklerin düştükten sonra kalan ilmeklerimi de yakaya bırakıyorum. Şimdi ben bugünkü örneğimizde düşük omuz olarak örneği size anlatacağım. 90 ilmekte 1/3'ini yakaya, 1/3'ini sol omuza, 1/3'ini sağ omuza ayırdık. Şimdi bu 30 ilmeği aşamalı kesmek için bakın şuradaki ölçü önemli. Düşük omuzda dedik ki 5 cm. Hemen örgümde 5 cm'nin kaç sıra olduğunu buluyorum. Şöyle tam şişimden itibaren ölçümü alıyorum. Bakın bitiş noktasından yukarıya doğru sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra. Şimdi 30 ilmek omuz demiştik. Kesme 5 cm, bu da bizde 12 sıra. Kesmeleri 2 sırada bir yapacağımız için 12/2 6 kez kesme yapıyoruz. Şimdi 30 ilmeğimi 30 ilmek bölü 6 5. Her kesmede 5 ilmek kapatıyoruz. Bizim buradaki örneğimize göre 30 ilmekte 5'er 5'er ilmeklerimizi kapatarak 5 cm oyuntuyu elde etmiş olacağız.
Şimdi hesabı yaptıktan sonra bunu örnekle de gösterelim. Şişime 31 ilmek attım, 1 iki sıra ördüm. Şimdi bu 31 ilmeği düşük omuz olarak düşünürsek 3'e bölüyorum. 11 ilmeği yakaya ayırıp 2 kenara 10'ar ilmek ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 işaretimi koydum. Yine bu taraftan 2, 4, 6, 8, 10 işaretimi koydum. Şu anda bende az sayıda ilmek var örnek olduğu için. Şimdi bu 10 ilmeğimi ben 3 seferde 3'er 3'er keserek size düzgün bir kesmenin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Ön yüzden sağ tarafı kesiyorum, arka yüzden sol taraftaki omuzu kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İlk ilmeğimi bunun üstünden geçirdim. Bir ilmek kapattım. Sıradaki ilmeği yine düz ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. İkinci bir kesme yapmış oldum. Üçüncü ilmeği düz ördüm. Yine bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. Ve 3 ilmek keserek kapattım. Devam ediyorum. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi sıra sonundaki son ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Sol taraftaki kesmemi arka yüzden yapıyorum. Yine bakın burada kesmeleri ters örgüyle yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Ön taraftan şöyle tutturarak ilk ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üstünden geçirdim. Bir kesme yaptım. Yine bir ilmek ters ördüm. Bir önceki ilmeğimi bunun üstünden geçirdim. İkinci kesmemi yaptım. Yine bir ilmek ters ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. Üçüncü kesmemi yaptım. Şimdi şöyle tutalım bakın. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek kestim için her iki tarafta görüntü aynı. Şimdi devam ediyorum. Nereye kadar bakın. Kenara bir ilmek kalana kadar. Arka yüzde ters örgü yapıyorum. Şimdi sol kenara bir ilmek kaldığında bakın bu son ilmeğimi normalde ters örüyordum. Bu kesmeleri düzgün yapabilmek için bu son ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İp arkada bakın ilmeği örmeden şişime geçirdim ve döndüm. Döndükten sonra önce örmediğim ilmeği sağ şişime alıyorum. Daha sonra sıradaki İkinci ilmeği de alıyorum. Yine örmeden ilk ilmeği ikincinin üstünden geçiriyorum. Bir kesme yaptım. Sıradaki ilmeği ön yüzde düz örüyorum. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçiriyorum. İkinci ilmeği kestim. Bir ilmek daha düz ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. Üçüncü ilmeğimi kestim. İki sefer 3-3 kesme yapmış oldum. Devam ediyorum. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar ön yüzde düz örgü yapıyorum. Şimdi bakın sol taraftaki kesmelerime bir ilmek kaldığında arka yüzde yaptığımız işlemi yine burada da aynı şekilde yapıyoruz. Bakın bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve dönüyorum. Arka yüzden inceleyelim. Bakın ilk ilmek şişimde örmeden aldım ilmek. İkinci ilmekte ipimin bulunduğu ilmek. Burada da yine 3 ilmek kesme yapacağım. Bunun için önce sağ şişime örmediğim ilmeği alıyorum. Daha sonra ipimin bulunduğu ilmeği alıyorum yine örmeden. İlk ilmeği bunun üstünden geçiriyorum. Öylece bir kesme yapmış oldum. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Bir öncekini üstünden geçirdim. İkinci kesmemi de yapmış oldum. Yine bir ilmek ters ördüm. Bir öncekini üstünden geçirdim. Üçüncü kesmemi de yaptım.
Böylece her iki taraftan bakın 3-3 iki sefer kesme yapmış oldum. Devam ediyorum. Arka yüzde sıra sonuna bir ilmek kalana kadar aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bir ilmeğim kaldığında bu bir ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İkinci ilmeğimi de örmeden şişime aldım. İlkini ikincinin üstünden geçirdim. Bir kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Bir öncekini bunun üstünden geçirdim. İki kestim. Yine sıradaki bir ilmeği düz ördüm. Bir öncekini bunun üstünden geçirdim. Üç kestim. Bu tarafta üç kere üçer ilmek kesmiş oldum. Sıra sonuna bir ilmeğim kalana kadar ön yüzde düz örüyorum. Bir ilmeğim kaldığında bu bir ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Dönüyorum. Arka yüzdeyim. Şimdi önce örmediğim ilmeği şişime aldım. Daha sonra ipimin bulunduğu ilmeği de sağ şişime aldım. İlk ilmeği bunun üstünden geçirdim. Sıradaki bir ilmeği ters ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üstünden geçirdim. İki ilmek kesmiş oldum. Yine bir ilmek ters ördüm. Bir önceki ilmeği üstünden geçirdim. Üç ilmek kesmiş oldum. Kesmelerim bitti. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de artık ters örerek omuz kesme işlemlerimi bitirdim. Omuz düşürme tekniğim hazır. Mini bir parçada bunu size göstermek istedim. Bakın şu şekilde. Şöyle koyduğunuzda da az ilmekle yaptık. Bakalım bizde kaç santimetre düşük olmuş. Bizim örneğimizde 3 santimetre omuzu düşürmüş olduk. Omuzları düşürdük. Aynı zamanda burada teknik çok önemli. Düzgün bir kesme tekniği uyguladık. Bakın her iki omuzda birisini ön taraftan birisini arka dönüşten uyguladık ve sonuç baktığımızda ön yüzde her iki tarafta da aynı. Evet arkadaşlar, bugünkü videom omuz düşürme ve düzgün omuz kesme tekniği üzerineydi. Umarım videom faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.